Seni yendim adam. Beni yenerse benim amcamın oğlu ya kardeşimin oğlu kalıyor. Yenince de uğraşırlar. Öyle mi? Bir köyde birini yendim ardı arda onu yeneseye kadar ardı arda gelir bu zaman. Bunu yense ben çıkarım. Bunu yense öyle. Yani dışarıdan gelen ille yenilince yenince kadar bütün köydeler mi? Tabii. Öyle tabii. Adına soygun deniyor bunun. Soygunla güreşeriz. Soygunla güreşeriz. Derzece demek ki bunların biri yenildiğinde yabancı biri yenerse hemen kardeşi, hemen yeğeni, amcası oğlu, dayı oğlu köyün hepsi soyunup ille o adamı yeniyorlar. Resmiyet de yok. Tabii tabii. Bunlar yenmeye alışmış değerli izleyiciler. Nasıl gidiyor güreşler? Çok güzel gidiyorum. İyi mi? Çok iyi. Ara sıra kendi dalasın geliyor mu? Ya bu dalasım geliyorum. Ama yaş gitti. Gitti. Amca senin adın ne? 1927 doğumluyum ben, güneş pehlivanlıyım. Nekitçe pehlivan eskiden. Öyle mi? Güneşe gözlerim yaşarıyor. Gördüğünde. Ha. Şimdi babuş burnundan insan ağzını eskir. Evet doğru. Dişler kalmamış. Kalmadı. Bu pehlivanlıkta sıkark oldu. Öyle mi? Öyle ha. Tabii öyle. Allah Allah. Pehlivan dişini sıkar, pehlivanın ömrü az olur. Ha ölmürü az olur. Mal bile öyledir. Güneşen maldan hayır gelmez. Öyle mi? Öyledir ya. Ya nelere çatacak? demek pehlivan güleşirse ömür az mı oluyor? Ömrü az olur. Güneş dişten belli olur. Ciğer gider, börek gider, çarpılır. Derzeciler, çorap şapkalı, sakalı kırarmış. Bir gün görmüş Yörük dedesi var. Adın ne? Benim Mustafa. Ben de yaş Yörük. Yaş kaç? Yaş 77. Maşallah. Yani, dinç adamsın ya. Evet. Yörük. Şimdi, aşuret. Ha, Yörük. Sen şöyle esen güreş tuttun mu? Çok. Vallahi. Bununla güreşirdik. Ha. Yani 57'lerde 56'larda. 56-57 bunu güreştiniz. Oo güreşirdik. Bunu yere sermiş. Bazı öyle olurdu. Bazı öyle olurdu. Güreş bu. Şeytan olur. Derzeciler. İki amca eskiden güreşirmiş. Yaş 77 mi? Efendim. Yaş 77 mi? Bu 80. Sen 80'sin. 80. 80 biliyor. Kim kimi yenerdi? Bazı ben yenerdim, bazı oyunu anladık. Bu beni attı dereye gittim uçuruma. Sonra ikinci bir zava ben bunu çanın içine yıktım izokar öyle yazdı. Öyle mi? Öyle. Bunu işte ilçe var ya ben bunu bir indirdim yendim. 70-57'lerde. Adam dereye atmışsın. De oldu kuvvetliyiz. Tespitler koca bine. Şimdi şöyle bir yavaşça bir güreş. Fet göçe. Yavaş olmaz canım. Esas bir güreşiz. Tam güreşse bir yanımızı kırılır. Olmaz. Kırman. Kırman. Biz eski oyunları göreceğiz. Bak. Bak. Allah. Allah. Bak gel. Bir oyunda dur gözde alalım. Dur gözde kırma. Bir daha bir oyunda gösterin. Bak. Ha çocuğum ha. Bak. Bak. Bak çengele bak. Bak ayağa. Ya işte böyle güp. Sağlamı sağ yıkama. Değerli izleyiciler. Eski Türk güreşine büyük hizmetler veren eski güreşçi Cazgılar'dan Sarı Süleyman'ın oğlu Hüseyin'le beraberiz. Evet. Oğlum bizim oğlan Hüseyin. Şimdi baban rahmetli, ben de sanırdım, güreş hastasıydı. Evet, biliyorum. Sende de bu hastalık var mı, babadan kalma? Babam rahmetli, Ataküs Sporu'nun sahalarının boş kalmaması için sahalarda bulmak istiyorum. Evet. Babam rahmetli, ruhu şad olsun, çok severdi güreşleri. Çok hayırsever kişilerdi. Evet. Sen daha kendin bilirsin. Ben bilirim. Akrabandır. Evet. Bir reklam etmemize gerek yok. Şimdi, değerli izleyiciler, Sarı Süleyman namlı adamdı. Güreş sever, sporcuyu sever. Zaman zaman bizde güreş kulübü başkanlığı yaptım ben, güreş hakemliği yaptım. Rahmetli babası cazgırlık yapardı, ben hakemlik yapardım. Güreşi tek öresine bayağı sürdürdük. Şu anda da devam ediyor değerli izleyiciler.
Antalya Kaş Üzümlü Üzümlü köyünde güreşler kıran kıran devam ediyor. Şu anda başaltı, baş boyları artık meydana çıktılar. Eli tespitli bir amcamız var. Adın amca? Buyur amca. Adın ne? Nasıl konu? Yaş kaç? 85. Maşallah, dinç adamsın ya. Ya ben bekarım ben ya. Bir Trabzon'da bir kocar varsa ben şey ederim ben. Vallahi canım çok ister. Bak şimdi seçime mi? Bir sürü aday var. Bunlara dedin mi? Demedim ta ya. Diyeceksin işte. O istemeye gelene karı isteyeceksin. Evet. Olur. On beş senedir bulmamış, şimdi bulacağız değil. Seni kandırıyor. Kandırıyor ya. Aday da kendi, ondan kandıracak kendi seni. Evet. Seçim geçti mi gene bekarsın sen? Ya sizin tarafınızda yok mu? Recep, ben darağın ya. Ben darağın ya. Nasıl birini isteyen? Mal birini isteyen. 15 diyor. Genç mi, yaşlı mı? 60 yaşlarında olsa iyi bana. Hep ben yemeğimi pişirecek. Evet. Gözü dışarıda olmayacak. Evet. Öyle çocuklara sağa sola haber sarmadım köyün muhtarına, belediye başkanına. Dedim belediye başkanı anası var, isteyelim vermeyir. Vermeyir. Varsa vereceğim der, yemin ediyor vallahi. Varsa verecek. Anası var mı, var mı? Var mı? Neden? Başka kimden istedin? He? Başka kimden istedin? 43 tane kısırgarı var bizim köyde. He. Var mı aylar arkada? Halbuki benim yakışığım iyi değil mi? İyi. Vallahi. İyi. Sen bunu yaban yerden al karıyı sen. He? Yakın yerde sana karı vermezler. Seni bilmeyenlerden ister. Bu iş başka yerlere gitsen öyle. Başkana bir de sizi devir. Belediye başkanına mı? He. Ne diyeceğiz belediye başkanı, ne diyeceğiz? Koca arıyor. Anasını nasıl tayya verelim diye. Ananı nasıl tayya verelim? Ben diyeceksin ha. O sen delirdin mi? Evelek var mı? Evelek var mı? Evin eleğin var mı? Tarla, tokat. 10 dönüm. 10 dönüm benim. 150 dönüm yerim vardı. Emekli maaşı var mı? Yok. Yok. Yeter 10 dönüm tarla. 500 bin lira arkadaş. Yeter. Yeter mi? Yeter tabii. Vallahi tarlayı vereyim ben. Çocuklara sözün geçecek mi? Çocuklara? He? Çocuklarına sözün geçecek mi? Verdim çocukların tarlasını ben. 150 dönüm tarla. Tarı için ayırdım bu tarlayı. Ha, tabii. Verdim. 150 dönüm yeri dağıttım ben. Senin adres köyün nere? Gınık. Adın ne senin? Nasıl konu? Gınık dedim, bunlar mı seni? He? Gınık, nasıl konu dediler, bunlar tamam, mı? Tamam, ayrı yok zaten.